Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda lalemize devam ediyoruz. Şimdi ben iplerimi renk tonlarına göre ayırmıştım. İlk videomda hatırlarsınız. Bu en koyu renkli pembemiz. Bunu şöyle bırakıyorum kenara. Şu an bize lazım olacak pembe. Şuraya bakıyoruz hangisiyle başlamamız gerekiyormuş. Burada kalmıştık. İlk yaprağını yaptım. Buradaki dalı da yaptım. Dalın üstündeki bana en kolay gelen yer burası. Dalın üstündeki pembeyi yapacağım. Burada C sembolüyle gösterilmiş. Buraya baktığımızda C sembolünde bu en koyunun bir açığı olan pembeyi görüyoruz. Bu pembeyle devam ediyorum arkadaşlar. İpimi hazırladım arkadaşlar. Şimdi başlayacağım yere tekrar daha yakından göstereyim. Buradaki dalın hemen üstünden iğnemi çıkartıyorum. Buraya iki tane yukarıya doğru yapılmış. Sonra sağa doğru gelinmiş. Tersliğe gibi düşünün. Bir, iki, sonra iğnemi yandan çıkartıp yana doğru devam ediyorum. Burada 3 tane çarpı olacak. Şimdi şu altta bir tane çarpı var. C sembolüyle gösterilen. Bir tane de hemen altına yapıyorum. Çok yakından gösterince biraz bulanıklaştı. Şimdi ayarladım. Şimdi nereye bu renkle devam edeceğiz? Ona bakıyoruz hemen. Bakın az önce yaptığım yine bulanık görünüyor arkadaşlar. Ayarlayayım. Az önce bitirdiğimiz yaptığımız 3 çarpının yanından altından aşağıya doğru 2 tane çarpı yapıyorum. Tekrar yandan devam ediyorum aşağıya doğru. Arkadaşlar benden daha yakın çekim istediniz ama daha çok yakından çekmeye çalışınca da bulanıklaşıyor. Biraz şöyle arayı açmak istiyorum. Görüntü kalitesi düşmemesi için. Şimdi aşağıya doğru 3 tane çarpı yaptım. Üçüncü sıranın yanında üstte bir tane çarpı bırakıyorum. Onun altından iğnemi çıkartıp aşağıya doğru 3 çarpı yapacağım arkadaşlar. Şurayı yapıyorum. Bu sıradayım. Şimdi bakıyorum. Bu sefer bir tane üstten iğnemi çıkarmam gerekiyor.
Bu kez yukarıdan aşağıya doğru 4 tane çarpı olacak. Tekrar yana devam ediyorum. Aynı hizada 4 tane çarpı olacak. Şimdi buradaki iki tane yana doğru çarpı yapacağım. Üstte iki tane çarpı bırakıyorum. Bakın arkadaşlar, şimdi bu kısmı tamamladım. Burada iğnemi kopartabilirim de istersem. Ama ben kopartacağım, evet. Çünkü ipler birbirine dolanır. Bu da işimi aksatır. Ufak bir düğümle hemen kopartıyorum. Şimdi koyu pembeye başlıyorum. Şuradaki yandan devam edeceğim. İpimi hazırladım arkadaşlar. Buradaki iki çarpıyı yapıyorum. Şimdi üst köşeden iğnemi çıkartıyorum. Yana doğru 3 tane çarpı yapıyorum. Üst sıraya geçerken yanda bir tane boşluk bırakıyorum. Bu şekilde sağ tarafa doğru 4 tane çarpı yapacağım. Şimdi şurada sol tarafta 3 tane çarpı bırakıp biten yerden dördüncünün üstünden iğnemi çıkartıyorum. Yana doğru 4 tane çarpı yapıyorum. Şimdi bu renkli olan yerleri yapmaya devam edeceğim. Şu an burayı yapacağım arkadaşlar. İlk başta yaptığım 3 tane çarpı olan kısmın
altından başlıyorum. Yana doğru 3 tane. Bir tane de alta. Yapıyorum çarpımı. Şuradan devam ediyorum. Sağa doğru yaptığım 3 çarpının üstünden çıkartıyorum. Dört tane çarpı yapıyorum. Alta ineceğim için son çarpıyı kapatıyorum. Hemen bu bitimden iğnemi çıkartıp iki tane çarpı, bir tane de çaprazına bir çarpı yapıyorum. Şimdi yaptığım yarım çarpıları kapatıyorum arkadaşlar. Bu şekilde yaptığımız zaman arkası daha temiz oluyor. Şimdi arkasını göstereceğim. Burayı bitireyim. Bakın arkası böyle. Şunları keserseniz sorun olmaz. Arkası da gayet temiz oluyor. Şimdi arkadaşlar iğnemi şuradan çıkartıp devam edeceğim. Bir tane çarpı yapıyorum. Onun çaprazına bir çarpı daha yapıyorum. Onun çaprazına yukarıya doğru iki tane çarpı yapıyorum. Şimdi bunları kapatıyorum. Hemen ikinci çarpının üstünden iğnemi çıkartıp şu alanı yapacağım arkadaşlar. Burada hiç ipimi koparmayı düşünmüyorum. Sık sık ipini koparmazsanız, yürüterek işlerseniz arkası daha temiz olur. Ama sık sık koparttığınızda ip kalıntıları illaki kalacaktır. Pardon, burada iki tane yaptım. Yanlış oldu. Şimdi bunun başından çıkartıyorum. Tane yana onun üstünden tekrar çıkartıyorum, tekrar yana iki tane, bir tane boş bırakıyorum yanda, öyle iğnemi çıkartıyorum. Üçüncü sıraya da aynı şekilde yapıyorum. Merdiven gibi çıkıyoruz arkadaşlar. Bakın bu alana.
Şimdi buradayım arkadaşlar. Tekrar yana doğru iki tane yapıp sonra üstüne bir tane yapıyorum ve kapatıyorum. Şimdi iğnemi şuradan çıkartacağım. Burada arkasını da göstereyim tekrar. Merak ediyorsanız eğer. Arkası bu şekilde görünüyor. Şimdi arkadaşlar burada da önce yukarıya doğru iki tane yapacağım. Sonra sola döneceğim. Kapatacağım. Kapatarak gelip yan tarafa geçeceğim. Şimdi burayı yapacağım arkadaşlar. Arada bir tane çarpı bırakıyorum biten yerden. Şöyle yukarıya doğru. Sol tarafa 3 tane çarpı yapacağım. Çarpıları kapamadan hemen yukarı devam ediyorum. Bir üst, bir de sağ tarafa. Şimdi geri dönüp kapatıyoruz. Şimdi arkadaşlar alta iniyoruz. Altta bir tane boşluk bırakıyorum. Sağa doğru iki çarpı yapıyorum. Şimdi burayı yapacağım arkadaşlar. Arada bir tane boşluk bırakıyorum. Üç tane yapacağım. Çarpı aşağıya doğru. Yani şöyle. Burada 3 tane var zaten. Onun altında bir tane daha boşluk bırakıp aşağıya doğru 3 tane. Bir alttan iğnemi çıkartıyorum. İpim dolandı burada. Buraya iki tane çarpı. Sonra yukarıda bir tane boşluk bırakıp tekrar aşağıya doğru iki tane çarpı yapıyorum. Şimdi en alttan bitiminden çıkartıyorum iğnemi. Ve koyu renkli tonumuz tamamlanmış oluyor arkadaşlar. Bakın bitmişi bu şekilde. Şimdi tekrar C sembolü olan pembeyi aldım arkadaşlar. Burada koyu renkle yaptığımız pembenin üstünden iğnemi çıkartıyorum. Şu alanı yapıyorum arkadaşlar. Burayı da zikzak gibi yapıyoruz.
Hemen bir üstten çıkartıyorum iğnemi. Şimdi burayı yapacağım. Yan tarafa dönüyorum. Şimdi arayı yapacağım arkadaşlar. Alt tane çarp yapacağım buraya. Şimdi çarpıları kapatıyorum. Şimdi bu alta indim. Yukarıya çıkıyorum. Şimdi koyu pembenin üstünden iğnemi çıkartıyorum. Yana doğru 3 tane daha çarpı yapıyorum. Şimdi arkadaşlar burayı yapacağım. İğnemi direkt buradaki koyu renkli pembenin yanından çıkartacağım. Şöyle. Yana doğru 4 tane çarpı yapacağım. Ben burayı geri dönmeden yapmak istiyorum. Onu da size göstereceğim. 4. çarpıyı yaptım. Hemen bir tane üstten çıkartıyorum iğnemi. Tekrar yana doğru hiç çarpılarımı kapatmadan. Böylesi daha pratik oluyor benim için. Yani burada kaç çarpı var? 3, 6. Şimdi yana doğru 6 tane çarpı yapıyoruz. 6. çarpıyı yaptıktan sonra şu alanı yapacağım arkadaşlar. Aşağıya doğru yine 6 tane çarpı olacak. Şimdi geri dönüyorum. Üç tane çarpıyı kapatıp yan taraftan bir üstün yanından çıkartıyorum. İğnemi tekrar buradan aşağıya iniyorum. Şurayı yapacağım arkadaşlar. Orada da 6 tane çarpı yapılmış. Ben buradan geri dönmeden şurayı yapmak istiyorum. Yan tarafa geçtiğimde bir tane arada boşluk bırakıyorum. Bir tane de yukarıya doğru. Bu arada görüntü çok parladı. Ayarlayayım hemen. Bir tane arada bir boşluk bırakıyorum. Bir de bir üstten başlıyorum. Bu hizanın yukarıya doğru 6 tane olacak
Zaten burada koyu pembe yapmıştık. Onunla birleşecek arkadaşlar. Evet, şimdi orayı tamamladım. Yarım çarpılarımı kapatıyorum şimdi arkadaşlar. Şimdi bu yan tarafa doğru şu alanı yapacağım. Bu sırayı yaptım zaten. Aşağıya doğru iki tane çarpı yapacağım. Şimdi üst sıraya geçiyorum. Burada üç tane sola doğru çarpı var. Ve şimdi bu yaptığım yarım çarpıların hepsini kapatıyorum. Şimdi yukarıya çıkıyoruz arkadaşlar. Şu alanı yapacağım. Şimdi burayı yapıyorum arkadaşlar. Yana döndüm. Şu an buradayım. Bu alan tamamlandı arkadaşlar. Şurada çok az bir yer var. İpimi kopartıp o tarafa geçeceğim. Evet arkadaşlar, şu an buradan devam ediyorum.
Şimdi arkadaşlar buraya geçeceğim. Evet, şimdi C harfinin, C sembolünün olduğu pembe tonu bitirdik arkadaşlar. Şimdi diğer renkleri göstereceğim. Şimdi en açık pembeyi aldım arkadaşlar. A harfiyle sembollenmiş olan pembeyi kullanacağım. Çok küçük bir yer yapılmış zaten. Şurası ve şurası. Şuradaki C harfinin yanındaki yerden başlıyorum. 3 tane buradan aşağıya doğru 3 tane çarpı yapıyorum. Şimdi en alttan ipimi çıkartıyorum. İki tane çarpı yapıyorum. Yan tarafa geçiyorum. Yine iki tane çarpı yapıyorum. Bir tane de yana doğru. Şimdi şurayı yapacağım arkadaşlar. Yanda bir tane boşluk bırakarak alta iniyorum. Şimdi yukarıdan iğnemi çıkartıyorum. Aynı hizadan. Şuraya bir tane daha bu pembeyle çarpı yapıyorum. Şimdi arada 4 tane kare bırakacağım. İki tane de yukarıya doğru burada çarpı yapıyorum. Şimdi altta bir tane kare bırakıyorum. Yana doğru bir tane daha yapıyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi bu ipimi de kopartıyorum. Şimdi arkadaşlar, ipimi değiştirdim. B harfiyle işaretlenmiş olan yerleri yapacağım ben. Şuradan nasıl başlayacağımı da göstereyim. Bakın. B harfinin olduğu yerleri de açık olan, en açık değil de en açığın bir koyusu olan tonla yapıyorum. Şurayı da zikzak gibi yapacağım. Şimdi arkadaşlar dolduruyorum, dönüyorum ve kapatıyorum çarpılarımı.
Arkadaşlar şimdi bunu da göstereyim. Bakın böyle oldu. Şimdi videomu durduracağım. Ben hemen dolduracağım. Zaten burada tek tek anlatmam gerektirecek bir şey yok. Son kalan rengimizi yapıyoruz. Kalan boşlukları da bu pembeyle dolduracağım. Bitmiş halini göstereceğim. Evet arkadaşlar. Lalemi tamamladım ben. Şimdiden göstereyim. Arkasını da göstereyim. Bu şekilde oldu. Umarım nasıl yapılacağını anlatabilmişimdir arkadaşlar. Havlumuzun öncelikle bu kısmını tamamlayacağız. Sonrasında diğer tarafı tamamlayacağız arkadaşlar. Okun olduğu hizadan başlamıştık. İlk videoda göstermiştim. Öncesinde bu kısmı yapıyoruz. Daha sonra diğer kısmı, karşı tarafını yapıyoruz arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bildirimleri açarsanız paylaştığım videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Videomu beğenip kanalıma abone olursanız sevinirim. Hoşça kalın.